Merhaba arkadaşlar, dershaneburada.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Umarım herkesin keyfi yerindedir ama yazılılar yaklaşıyor. Arkadaşlar bu videoyla yazılı konularının üzerinden geçip onlarla ilgili çıkabilecek soruları çözeceğiz. Çözerken de biraz konu anlatmaya çalışacağım. Video sizin için epeyce yararlı olacağını düşünüyorum. Haydi başlayalım. Birinci soru, aşağıda boş bırakılan yerleri yukarıdaki kelimelerle doldurunuz diyor. Başlayalım arkadaşlar. Astronomide kullanılacak ilk teleskop 1609 yılında Galileo tarafından yapıldı. Şimdi burada itirazlar gelecek arkadaşlar. Diyecekler ki şuraya bir Galileo yazalım. Galileo başkası yaptı. Doğru ama astronomide kullanan, ilk kez uzaya bakan ve uzayda kullanan Galileo'dur. Uzaya ilk giden insan Yuri Gagarin arkadaşlar. Uzaya ilk giden insan Yuri Gagarin. 61'de gidiyor, 1961'de. Ve o zamanlarda da şimdiki olduğu gibi yine var Rus-Amerikan çekişmesi. Amerikalılar heyecanlanıyor ve biz de gitmeliyiz diyorlar. Yaklaşık 7 yıl sonra, 68'de galiba, Ay'a ilk ayak basan kişi de Neil Armstrong oluyor arkadaşlar. Yani ne diyor Amerika? Sen uzaya gidersen ben Ay'a giderim diyor. Ve böylece çekişme başarıyı getiriyor. Bitki hücrelerinde hücre zarının dışına ek olarak ne var arkadaşlar? Hücre zarında, hücre zarı canlı. Bir de dışında hücre çeperi var değil mi? Hücre çeperi ya da duvarı da denir arkadaşlar buna. Var. Bu cansız bir yapı. Bitki hücresinin şeklini böyle köşemsi yapıyor falan. Ve bitkiyi koruyor. Turgor basıncından, basınçlardan, patlamadan koruyor. Hücrenin ihtiyacı olan enerji üretimi yapan organel mitokondri. Mitokondri. Herhalde siyah yapayım değil mi? Şu rengi sevmediniz. Peki nokta nokta hücre bölünmesine görev alan sentriol ya da sentrozoma benziyor. Hayvan hücrelerinde çiftler halinde bu bitkide bulunan. Evet kesinlikle arkadaşlar sentriol ya da sentrozom. Bu arkadaşlar sadece hayvan hücresinde bulunur. Bitkide bulunmaz. Polen hücresi nokta nokta karın hücresi nokta nokta sonucu oluşur. Arkadaşlar polen hücresi üreme hücresidir. Bitkilerin erkek üreme hücresi polen, dişi üreme hücresi yumurtadır. Hayvanlarda ise erkek üreme hücresi sperm, dişi üreme hücresi yumurtadır. Burada arkadaşlar üreme hücreleri oluşurken dikkat edin, mayoz bölünme gerçekleşir. Ama vücutta kalan mesela testis hücresi, bu üreme ile ilgili bir organ ama sonuçta canlının vücudunda kalıyor değil mi? O zaman buna diyeceğiz ki arkadaşlar bu kesinlikle üreme hücresi değil, bu vücut hücresidir. Vücut hücreleri mitozla oluşur. O zaman polen hücresi mayozla, karaciğer hücresi mitozla oluşur diyebiliriz. Madde miktarına kütle deniyor arkadaşlar, kütle. Kütleyi etki eden gezegen çekim kuvvetine de ne deniyor? Ağırlık. Mesela dünyada 10 ile çarpıyoruz. Mesela ben 90 kiloyum, benim kütlem 90 kilogram. Ağırlığın kaç kilo sorusu çok yanlış. Ne diyeceğiz? Kütlen kaç kilogram? Ve ağırlığın ne kadar? Newton diyeceğiz. Newton. Ne yapacağız? 90'la onu çarpacağız. 900 Newton beni çekiyor aşağı doğru. Bir kuvvet. Yer çekim kuvveti kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe, ekvator şişkin olduğu için arkadaşlar, yer çekim kuvveti az da olsa azalır. Yüksek bir dağdan deniz seviyesine doğru inildikçe de yer çekim kuvveti artar. Kütle eşit kollu teraziyle ölçülür arkadaşlar. Eşit kollu teraziyle ölçülür. Ağırlıksa dinamometre ile ölçülür. Dinamometre. Bunları bileceğiz. İş yapabilme yeteneğine enerji denir. Enerjin yoksa iş yapamazsın. Konuşamazsın, hiçbir şey yapamazsın. Bir kütlenin süratinden dolayı sahip olduğu enerjiye kinetik enerji. Hızından dolayı arkadaşlar, kütle ve hız varsa kinetik enerji. Seviyeden, referans seviyeden, yani bir yeri referans seviye aldık. Yüksekliğinden dolayı sahip olduğu enerjiye de potansiyel enerjisi, hatta çekim potansiyel enerjisi denir arkadaşlar. Geçtik. Çekim potansiyel enerjisi ağırlığa, cismin ağırlığına ve yüksekliğine bağlıdır arkadaşlar. Yüksekliğine. Yani potansiyel enerji eşittir mgh. Şu mg arkadaşlar cismin ağırlığı, h'lı yüksekliği. Ne kadar yukarı çıkarırsanız o kadar potansiyel enerji artar. Neydi? Dalton. Dalton arkadaşlar, atom diyor ki içi dolu dolu kürecikler diyor. Dalton içi dolu dolu kürecikler. Peki nokta noktaya göre atom dışı tamamen pozitif yüklü bir kilo. Elektronlar kek içindeki üzümler gibi atom içinde dağılmış. Karnı acıkan arkadaş kimdi? Üzümlü kek modeli. Yani atom yine böyle tamamı katı bir küre, içinde de üzümler gibi elektronlar dağılmış diyen arkadaş
Thompson'dı arkadaşlar, Thompson. Rutherford ne diyordu? Rutherford diyordu ki elektronlar çekirdek etrafında gezegenleri güneşte dolandığı gibi dolanır diyordu arkadaşlar. Bunlar kim nedir, necidir bileceğiz. Modern atom teorisine göre elektronlar çok hızlı hareket ederler ve sabit bir yerleri yoktur. Bulunma ihtimali en yüksek olan yere orbital denir. Yani elektronun olduğu yer değil, olma ihtimali olduğu yer. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim diye bir cümle şey vardı, şiir. Ona benziyor bu. Yani elektronun olduğu yeri bilemiyoruz. Olma ihtimali olduğu yeri biliyoruz. Buna da orbital diyoruz. Atom çekirdeğinde bulunan artı yüklü parçacığa proton, nötr parçacığa nötron, çekirdek çevresinde dolan eksi parçacığa elektron denir. Bunu hepinizin bildiğini tahmin ettim. Aynı cins atomların bir araya gelerek oluşturduğu taneci element taneciği. Bu tanecik tek atomlu, tek atomluysa atomik element. Birden fazla tanecik ama aynı cins tanecik birleşiyorsa moleküler element deniyor. Farklı cinsler birleşiyor. H'la klor birleşiyor mesela. Hidroklorik asit oluşturdu. Buna ne diyor arkadaşlar? Bileşik deniyor. Bileşik. Ana renkler kimdir? RGB teknolojisi diye bir şey vardı eskiden. RGB. Monitör alırken kaç RGB? Şimdi RGB, red, green, blue. Bunlar ana renkler arkadaşlar. In English, red, green, blue. Türkçe, kırmızı, yeşil ve mavidir. Ana renkler kırmızı, yeşil, mavidir. Peki, şimdi geldik çiyana. Çiyanı nasıl ezberleyeceğiz? Çiyan arkadaşlar, siyan da ben çiyan diyorum. Çiyan şey, bir hayvan değil mi? Şimdi hayal edin arkadaşlar, gözünüzü kapatın, pikniğe gitmişiz. Sınavlar falan bitmiş, her şey çok güzel, hava çok güzel, piknikteyiz. Ucu gözükmeyen yemyeşil kırlar, gökyüzü masmavi. Bir yatmışız ama yerde çiyanlar oynaşıyor. Abo, kaçın, kaçın, kaçın. Şimdi ne yaptık? Gökyüzü mavi, yer yeşil. O zaman çiyan neymiş? Mavi ile yeşilin karışımıymış. Bakın ezberletmek için böyle hikayeler. Magenta. Magenta ne arkadaşlar? Böyle magandaya benziyor değil mi? Bir maganda düşünün. Böyle bir tane morlu morlu şeyler giymiş. Böyle gömlek giymiş arkadaşlar. Öyle açmış şey. Peki o mor nasıl oluşur? İşte kırmızı mavi gibi. Kırmızılı mavili morumsu bir şey oluşturmuş. Gibi. Sırf ezberletmek için yapıyorum. Sarı, sarı çok kolay arkadaşlar. Sarı trafik lambasından ortada ya. Yeşille neyin birleşimi arkadaşlar? Kırmızının. Yeşil ve kırmızının. Böylece şu an hepsini ezberlemiş durumdasınız. Peki beyaz ışık ne? Beyaz ışık tüm renklerin birleşmesinden oluşuyor. Periskop ve projeksiyon aletlerinde nokta nokta. Arkadaşlar bu aletlerde düz ayna kullanılır. Periskopu bildiniz mi? Periskop şeydir arkadaşlar. Periskop denizaltıdan bakıp üst tarafı görmeye yarayan alete periskop deniyor. El feneri, mikroskop, teleskop gibi böyle büyüten, cisimleri büyüten şeylerde çukur ayna kullanılıyor arkadaşlar. Çukur ayna. Ve sitopot, otopark çıkış aynası falan gibi de burada da tümsek ayna kullanılıyor. Görmüşlüğünüz vardır. Böyle köşeden araba geliyor mu falan diye tümsek ayna kullanılır. Ters görüntü. Arkadaşlar şimdi ters görüntü sadece, şimdi düşünelim, düz aynada hiç ters görüntü olur mu? Olmaz. Boyu da boyuna denktir değil mi? Sen aynaya ne kadar uzaksan görüntü de sana o kadar uzak gözükür aynanın arkasında. Aynanın arkasında olduğu için zahiri falan diyorsun. Demek ki bu düz ayna değil. Şimdi tümsek aynada da arkadaşlar neydi? Bütün görüntüler düz ve cisimden küçüktü. Bu da değil. Bakın iki şeyi bildik. Düz aynada hep aynı. Boyu boyuma denk hepsi düz. Tümsek aynada hepsi düz ama cisimden küçük. Çukur aynada her şey var. O zaman arkadaşlar ters görüntü sadece demek ki çukur ayna. Düz ve cisimden küçük görüntü hem düz hem cisimden küçükse tümsek ayna. Düz ve cisimden büyükse yine çukur ayna arkadaşlar. Ters görüntülerin hepsi de çukur ayna. Evet, burası önemli. Burayı öğrendik. Peki, geçtik arkadaşlar. Işığın parlak bir yüzeye çarparak geri dönmesine ne denir? Yansıma denir arkadaşlar. Işık parlak bir düzeye çarptı, geri döndü, yansıdı. Yoğunlukları farklı saydam bir ortamdan diğerine geçerken doğrultu değiştirmesine. Mesela böyle çaydan şeyi karıştırırken suya soktunuz şu çubuk. Çubuk kırık gibi gözüktü ya, gibi diyorum, kırık değil. İşte buna arkadaşlar ne deniyordu? Işığın kırılması deniyor. Buna da kırılma denir. Ortamın yüzeyine dik olarak çizilen çizgiye normal deniyor arkadaşlar. Normal. Kırılan ışınla normal arası açıya kırılma açısı.
Gelen ışınla normal arası açıya bakın, hep normal. 150 olan açı değil, normalde olan açı. Yani yüzeye dik olan o hayali çizgiyle olan açıya deniyor. Neymiş? Gelme açısı denir. Gelme açısı denir. Ve bu açılar birbirine bu açılar birbirine bir şey değildir arkadaşlar. Bu açıların sinüsleri. Bu açılar birbirine sinel yasasıyla bağlanmıştır. Buradan sonrasını silebilirsiniz. Burada bir sıkıntı olmuş. Geçtik arkadaşlar. Aşağıdaki cümleler doğru ise doğru, yanlışsa yanlış işaretleyelim. İnce kenarlı mercek hipermetrop, kalın kenarlı mercek mi? Yok, göz kusurunun düzeltilmesi için kullanılır. Şimdi arkadaşlar hemen düşünelim. Ben uzağa göremiyorum. Genelde gençler uzağa göremez. Çünkü işte şey yapar. Yani gençler uzağa göremez. Uzağa görememeye miyop deniyor. Uzağa görememeye miyop deniyor. Ve kalın kenarlı mercek benimkisi. Kenarları kalın, ortaya doğru inceliyor. O zaman arkadaşlar ince kenarlı mercek hipermetrop, kalın kenarlı mercek miyop göz kusurunun düzeltilmesi için doğru gibi gözüküyor. Kalın kenarlı mercekler ışığı bir noktada odaklayacak şekilde kırarlar. Arkadaşlar şöyle düşünün. İnce kenarlı mercekler, bakın ilkini de öyle düşünün. İnce kenarlı mercek gözümüz de bir ince kenarlı mercektir. Ve ince kenarlı mercekler gelen ışığı şu bir noktada odaklarlar. Kalın kenarlı merceklerin görevi de gelen ışığı uzaklara göndermektir. Şimdi gençler, ben gençken işte uzağa göremiyorum. Böyle mantık yapalım şimdi, gencim diyelim. Ben gencim, uzağa göremiyorum. Niye? Benim ince kenarlı merceğim olması gerekenden fazla kırıyor. O yüzden kalın kenarlıyla kullanılıyoruz. O yüzden anlaştık mı? Kalın kenarlı mercek miyop dedik. Orada doğru söyledik. Şimdi o zaman bir de şunu bildik. Dedik ki ince kenarlı mercek odaklamaya yararken, o yüzden yakınsak denir. Kalın kenarlı mercek de uzaklaştırır eksenden. Buna da ıraksak denir arkadaşlar. Kalın kenarlı mercekler ışığı bir noktada odaklayacak şekilde kırarlar. Yanlış. İnce kenarlı mercekler bir noktada odaklar. Işık farklı saydam ortamlarda farklı hızlarla yayılır. Doğru. Ve bunun yüzünden de kırılma oluşuyor arkadaşlar. Doğru. Ortam değiştiren ışık kırılmayabilir. Kırılmayabilir nasıl? Eğer ki ortam değiştirirken, mesela havadan suya girerken dik giriyorsa arkadaşlar kırılmaz. Ama açılı giriyorsa bu sefer kırılacaktır. Açılı giriyorsa hiç kırılmadan böyle gidecekti. Şu normal. Ne yapıyor arkadaşlar? Yüksek, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama girerken, çok kırıcı ortama girerken normale yaklaşarak kırılması gerekiyor. Ama dik geldiğinde kırılmayabilir. O zaman bunu da doğru kabul ettik. Fiber optik kablolar ışığın tam yansıma özelliğini kullanır. Doğrudur arkadaşlar. Fiber optik tam yansıma özelliğini kullanarak çalışır. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışık ışını tam yansıyabilir. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışık ışını tam yansıyabilir. Arkadaşlar hemen hatırlayalım. Çok yoğun ortamdan geldi bir ışık. Normale yaklaşarak kırılacağı için, pardon özür diliyorum. Az yoğun ortamdan çoka geldi. Normale yaklaşarak kırılacağı için kesinlikle karşıya geçer arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden tam yansıma yapmaz. Tam yansıma yapan çoktan aza geçen. Ben bunu derste anlatırken şöyle demiştim. Nasıl demiştim arkadaşlar, hatırlayın. Çok yoğun ortamı zengin ortam, az yoğun ortamı fakir ortam gibi düşünürsek, fakirden zengine geçmeyi herkes ister. Ama zenginden fakire geçerken uzaklaşıyor ve bir noktadan sonra geri dönüyor. Buna tam yansıma deniyor demiştik. O zaman arkadaşlar diyoruz ki az yoğundan çok yoğuna tam yansıma olmaz. Hepsi geçer. Yanlıştır. Işık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken bu sefer normale yaklaşarak kırılır. Hayır, çoktan aza geçiyor. Mantık ne? Zenginden fakire geçiyor. Normalden uzaklaşır. Aman 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 ben geri gideceğim der. Anlaştık mı? O zaman normale yaklaşarak kırılır. Bu da yanlış. Karanlık bir odada kırmızı bir cisme yeşil ışık gönderilirse cisim siyah beyaz bir yüzeye kırmızı ve pardon karanlık bir odada kırmızı bir cisme yeşil ışık gönderelim arkadaşlar. Şimdi cisim kırmızı, cisim kendi olan rengini yansıtacak. Peki gelen yeşil ışığın içinde kırmızı var mı? Yok. O zaman kendi ışığını yansıtamadığı için cisim kendi ışığını, kendi rengini yansıtır. Diğerleri kalır. O zaman cisim siyah gözükür arkadaşlar. Burası doğru. Beyaz bir yüzeye kırmızı ve yeşil ışık birlikte gönderilirse sarı gözükür. Beyazın içinde her şey var. Ne gelirse geri gönderecek. O zaman hem kırmızı hem yeşil geldiğinde, ikisini birden gönderdiğinde biz o kırmızı artı yeşili de sarı olarak göreceğimiz için doğrudur arkadaşlar bu ışıkta. Işığı soğuran yüzeylerin sıcaklığı artar.
artar. Çünkü ışık bir enerjidir. Soğurdukça da ısı aldığı için sıcaklığı artar. Bitki ve hayvan atıklarından yararlanarak üretilen enerjiye biyokütle enerji denir. Doğrudur arkadaşlar. Evsel atıkların tümü geri dönüştürülebilir. Keşke dönüştürülse, dönüştürülemez. Tuzlu su çözeltisinde su tuz buharlaştırma yöntemiyle elde edilebilir. Evet, buharlaştırır, buhar gider, geriye tuz kalır. Doğrudur. Karışımlar farklı tür atom ve molekül içerir. Karışımlar farklı tür. Arkadaşlar, karışım olduğu için aralarında kendi içinde kimyasal bağlı olan tanecikler olabilir ama biz bir de onları karıştırmışız. Her şey içerebilir. Doğrudur. Karışım oluşturan maddeler kimliğini kaybedip farklı kimyasal özellik gösterir. Hayır. Karışım oluşturan maddeler kendisi gibidir. Tuzlu su. Su hala sudur. Tuz hala tuzdur. Ama asitle bazı karıştırdığınızda ortaya çıkan şey tuz ne asittir ne bazdır. Değil mi? Bir de su çıkıyor. Yani kimyasal tepkimeler kendinden farklı maddeler oluşturur. Farklı karakterde ama karışımlar fiziksel oluştuğu için böyle bir şey olmaz arkadaşlar. O yüzden yanlış. Homojen maddelerin hepsi saf maddedir. Arkadaşlar, homojen madde her tarafında aynı olan madde demektir. Saf madde taneciklerin hepsi aynı. Şimdi yani saf madde dediğimiz elementle bileşiktir arkadaşlar. Element bileşik ve element ve bileşiklerin hepsi homojendir. Yani dese ki saf maddelerin hepsi homojendir, doğru. Ama karışımlardan çözelti de homojendir. Ama o karışımdır. O yüzden çözelti de homojen olduğu halde saf madde olmadığı için yanlış oluyor bu şıkkımız. Hava homojen, içinde meyve parçaları olan meyve suyu heterojen karışımdır. Arkadaşlar, hava homojendir, doğru. Meyve parçaları varsa gözümüzle farklı şeyler görebiliyor muyuz? Havada görmüyoruz bak. Havada azot var, oksijen var, karbondioksit var ama görmüyoruz. Her yeri aynı. Görmek de yetmez. Mesela ben oksijen almak için şu tarafa gidip bir iki nefes alıp geleyim diyor muyum? Hayır. Her yerde oksijen aynı. O yüzden sıkıntı yaşamıyorum arkadaşlar. O zaman hava homojen, öbürü heterojendir. Doğru olacak. Proton ve elektronlar atomun çekirdeğinde bulunur. Elektronlar atomun çekirdeğinde bulunmaz arkadaşlar. Etrafında dolanır. Hatta yerini ve zamanı tam bilemeyiz. Bulunma ihtimali olan yerlere de orbital deriz. Peki o zaman yanlış oldu. Sürtünmelerin önemsenmediği sistemlerin mekanik enerjileri sabittir. Arkadaşlar, eğer sürtünmeye enerji gitmiyorsa mekanik enerji, potansiyel enerji artı kinetik enerji toplamıdır ve de bu sabittir. Doğru. Hava ve su direnci sürtünme çeşididir. Tabii ki. Hava ve su direnci havanın cisimle sürtünmesinin sonucudur. Su da suyun cisimle sürtünmesinin sonucudur. O zaman burası da doğrudur arkadaşlar. Aşağıdaki olaylar sırasında gerçekleşen enerji dönüşümlerini yazalım. Şimdi sıkıştırılmış bir yay serbest kalınca topu yukarı atması. Arkadaşlar, yay sıkıştırılmışken ne var burada? Burada arkadaşlar yayın potansiyel enerjisi var, değil mi? Yani esneklik potansiyel enerjisi. Önce bir top var ve topu hızlandırıyor. Önce kinetik enerji ve top yukarı doğru çıktıkça potansiyel enerjiye dönüşüyor arkadaşlar. Hızından dolayı topun sahip olduğu enerji kinetik enerji, yüksekliğinden dolayı sahip olduğu enerjiye de potansiyel enerji demiştik. Peki çim sahada yuvarlanan bir topun durması. Arkadaşlar, top çim sahada yuvarlanırken bir kinetik enerjiye sahipti. Demek ki sürtünmeye gitti ve sürtünmede ısı enerjisine dönüştü diyebiliriz. Masanın üzerindeki bir kalemin yere düşmesi. Arkadaşlar, masanın üzerinde dururken bu sefer bunun çekim potansiyel enerjisi vardı. Hocam, kim çekiyor bunu? Dünya. Ve hareket bıraktığımızda aşağı doğru düşerken arkadaşlar ne yaptı? İrtifa kaybetti, yükseklik kaybetti ama bu kinetik enerjiye dönüştü. Düşmeden hemen önce kinetik enerjisi maksimum oldu. Sonra arkadaşlar yere vurduğu anda bir sürü enerjiye dönüştü. Ses duyduk, ses enerjisi oldu. Ses enerjisi. Işıma yapar, çok az miktarda ışıma yapar. Bu ikisi çok azdır. Ve ısıya dönüşür arkadaşlar çarpınca. Bu tarz enerjilere dönüşür. Bakın, enerji kaybolmaz ama bir türden diğer türe dönüşür. Duvarda asılı duran aynanın yere düşüp kırılması. Arkadaşlar, duvarda asılıyken yine çekim potansiyeli vardı. Yere düşerken kinetik enerjiye dönüştü. Düştüğünde yine ses oldu. Işıma oldu.
ısı oldu. Bir de kırılması için gereken enerji var bu tabii ki. Mesela durup dururken kıramazsınız. Bir kuvvet uygulaman lazım. Onun için iş yapman lazım. Kırılması için kırılma işi diyelim buna da. Yani bunların hepsinin toplamı şuradaki kinetiğe eşit olması gerekecek arkadaşlar. Düşmeden hemen önceki kinetiğe. Geldik dördüncü sorumuza. Karışımları ve bunların ayrıştırma yöntemlerini eşleştirelim. Hadi eşleştirelim. Şimdi ne yaptık? Tuzlu suyu nasıl ayırabilirim? Tuzlu suyu ben buharlaştırarak ayırabilirim abi. Peki petrolü nasıl ayırabilirim? Damıtma. Yani rafineride ben petrolü arkadaşlar damıtabilirim. Yani ayrımsal damıtma yapabilirim hatta. Petrolün içinde çünkü çok fazla bileşen var. O yüzden kaynama noktası farkından farklı sıcaklıklarda buharlaştırıp geri yoğuşturma yöntemiyle içinden çok fazla madde çıkartabilirim arkadaşlar. Petrolü de damıtabilirim. Peki alkollü su. Alkollü suyu ne yapacağım arkadaşlar? Bunu da damıtacağım değil mi? Damıtma nedir? Isıttım. Alkol daha erken başladı kaynamaya. İşte 68 derecede falan alkol kaynamaya başladı. Alkol kaynadıktan sonra arkadaşlar buharlaştı. Ve yine onu yoğun, eğer bırakırsam buharlaşma oluyor. Ama ben onu bir boru sayesinde alıp da bu tarafta yine soğutup yoğuşturursam alkol elde ediyorum ama %100 saf alkol elde edemem. Niye? 68 derecede de olsa bir kısım su da buharlaşarak alkolle birlikte gelecek. Biliyorsunuz kaynama sabit sıcaklıkta ama buharlaşma her sıcaklıkta olur. O yüzden bir kere daha damıtmam gerekebilir. Peki arkadaşlar, demir tozu kum karışımı. Mıknatıs gerekiyor işte, bu belli. Mıknatıs neler çekiyordu arkadaşlar? Demir, nikel, kobaltı çekiyordu. Bütün metalleri çekmiyordu. Aklınızda bulunsun. O zaman bu da mıknatıs dedik arkadaşlar. Buğday saman karışımı. Arkadaşlar bunu yoğunluk farkıyla ayırabilirsiniz. İşte harman yerinde rüzgardan da yararlanabilirler. Mesela havaya atıyorlar. Hafif bir rüzgar varsa, yel varsa arkadaşlar bu ne yapıyor? Samanı biraz öteye götürürken buğday tanelerini aşağı indiriyor. Böyle yoğunluk farkından ayırabiliriz arkadaşlar buğday saman karışımını. Sıvı yağ su karışımını da yine yoğunluk farkından ayırmak mümkün arkadaşlar. Peki. Aşağıdaki boşlukları dolduralım. Cu bakırdır arkadaşlar. Bunları ezbere bileceğiz. Çinko Zn'dir, zirkonyum, nikel. Altın Au, demir Fe, kobalt arkadaşlar. Kobalt, sayın kalay, kurşun Pb, civa Hg ve neydi arkadaşlar bu? Gümüş. Gümüş de Ag olarak yazabiliriz. Verilen renkteki ışık tabloda renkleri aydınlatıldığında cismi hangi renkte görürüz? Doldurunuz. Şimdi cismin rengi beyazsa arkadaşlar, beyaz ışık geldiğinde beyaz, cismin içinde tüm renkler var. Ve bir cisim kendi üzerinde gelen ışıktan kendi rengi neyse onu yansıtır. Bir, eğer gelen ışıkta kendi renginden hiçbir şey yoksa siyah gözükür. Hepsi varsa kendi rengini gösterir. Mesela cismin rengi çiyan gibi mavi yeşil karışımıysa ve sadece mavi ışık geldiyse arkadaşlar, cisim mavi yeşil karışımı ya, mavi yansıtır. Yeşil ışık gelince yeşil yansıtır. Birinde mavi, birinde yeşil gözükür. Halbuki siyandı rengi. Anlatabildim mi? Kendi içinde olanı yansıtır. Biz de onu görürüz. Peki. Şimdi beyaz cisim o zaman kendi içinde hepsi var. Üstüne hangi ışık gelirse onu yansıtır. Kırmızı, yeşil, mavi olacak burası. Beyazda sıkıntı yok. Peki sarıya beyaz ışık gelirse, beyaz ışığın içinde tüm renkler var. Sarı cisim sarıyı yansıtır. O zaman sarı. Peki biz sarıyı sarı olarak mı düşüneceğiz? Hayır. Biz sarıyı kırmızı artı yeşil olarak düşüneceğiz arkadaşlar. O zaman şimdi sarı bir cismin içine, üstüne kırmızı ışık gelirse cisim diyor ki bende ne var? Kırmızı artı yeşil. Ve bende kırmızı da var. O zaman kırmızıyı yansıtırsa kırmızı gözükür. Yani sarı bir tişört giydik ve karanlık bir yerde üzerimize kırmızı ışık verdiler. Biz kırmızı gözükürüz. Yeşil ışık verdiler. Yeşil görünürüz. Ama mavi ışıkta sarı der ki benim içimde mavi yok. O zaman ben gelen hepsini absorplayayım, içimde alayım. Hiçbir şey yansıtmayayım. O zaman siyah gözükür arkadaşlar. Siyah. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi magenta deyince bunu kırmızı artı mavi olarak düşüneceğiz. Beyaz ışık gelirse kırmızı artı mavi ikisini de yansıtır. Çünkü beyazın içinde her şey var. Ona da magenta. Peki kırmızı gelirse kırmızı yansıtır. Çünkü içinde kırmızı var.
Ama yeşil gelirse siyah gözükür, içinde yeşil yok. Mavi gelirse mavi gözükür. Peki, siyana geldik. Siyan neydi? Gökyüzü mavi, yeryüzü yeşil. Siyanı böyle ezberlemiştik. Peki mavi yeşil var. Beyaz ışık geldiğinde siyan gözükür. Bakın beyaz ışık geldiğinde arkadaşlar cisim neyse o renkte gözükür. Çünkü beyazın içinde o renk zaten var. Siyahta hiç renk yok, hiçbir şey yansıtmaz. Yine siyah gözükür arkadaşlar. Peki şimdi mavi yeşil olan siyan kırmızı olduğunda siyah gözükecek. Çünkü siyanın içinde kırmızı yok. Ama yeşil gönderdiğimizde arkadaşlar yeşil gözükecek. Siyanda yeşil var. Mavi gönderdiğimizde mavi gözükecek. Güzel bir soru tekrar için. Çok da hoş olmuş. Mesela yeşil arkadaşlar, yeşil ana renktir. O zaman ana renkte böyle iç içe hani siyandaki gibi mavi yeşil falan yazamayacağım. Yeşil yeşildir. O zaman arkadaşlar yeşile kırmızı gönderirsem siyah, yeşile yeşil ışık gönderirsem yeşil ve yine mavi ışık gönderirsem siyah olarak görürüm. Peki mavi arkadaşlar, o da ana renktir. Ana renk olduğu için kırmızı gönderdiğinde siyah, yeşil gönderdiğinde siyah, mavi gönderdiğinde kendini yansıtıp mavi yapacaktır. Siyah ise içinde hiçbir şey olmadığı için, üzerine hangi ışık gelirse gelsin gönderemediği için hepsi siyah olacaktır. Siyah burada yutan eleman, beyaz da çarpmadaki bir gibi düşünebiliyorum ben. Peki. Burada arkadaşlar umarım anlaşabildik. Geldik. Aşağıdaki çizimleri tamamlayınız. Özel ışınlar hatırlayalım. Neydi? Birincisi arkadaşlar asal eksene paralel gelen ışını odaktan gönderirdi bizim çukur ayna. Tam tersi odaktan geleni de asal eksene paralel gönderirdi. Patika aynı demiştik. Peki tümsek aynanın olayı neydi? Tümsek aynada da uzantısı odaktan geçiyordu arkadaşlar. Tümsek aynada uzantısı odaktan geçerdi. Peki geldik arkadaşlar yine asal eksen. Çukur aynada tepe noktasına gelirse, bakın bu asal eksen aynı zamanda normaldir arkadaşlar. Ve yansımada normal ve eşit açı yapacak şekilde yansırız. Demek ki bu da böyle gidecek. Geldik 8. sorumuza. Merceklerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Görüntü ışığın yansımasıyla oluşur. 2. Kalın kenarlı mercek üzerine gelen ışını asal eksenden uzaklaştırdığı için ıraksak mercek denir. 3. Asal eksene paralel gelen ışınlar tüm mercekte bir noktada toplar. Bu noktaya odak noktası denir. Evet arkadaşlar bir düşünün bakalım. Merceklerle ilgili görüntü ışığın yansımasıyla oluşur. Arkadaşlar merceklerde yansıma yok. Yansıma aynalarda, mercek kırma yapıyor. Yansımayla kırılma farklı şeyler. Birincisi bu. O zaman şu yansıma dediği için, kırılma demediği için bu yanlış. Kalın kenarlı mercek üzerine gelen ışını asal eksen uzaklaştırdığı için ıraksak denir. Bakın bu doğru. Asal eksene paralel gelen ışınları tüm mercekler bir noktada toplar. Bu noktaya odak noktası denir. Arkadaşlar tüm mercekler toplamaz. İnce kenarlı mercekler toplar. Diğerleri de uzaklaştırır. Uzantısı bir noktada toplanır. Hani onun da odağı var ama toplamaz. O yüzden arkadaşlar yalnız 2'ye doğru diyebilirim. Geldik arkadaşlar 9. soruya. Düzlem ayna, çukur ayna ve tümsek ayna oluşabilecek görüntü özelliklerini her ayna için ayrı ayrı olacak şekilde yazınız. Şimdi bu epey zor. Uzun bir soru. Hemen yapalım arkadaşlar. Şimdi o yüzden zaten yazılıyı 9'da bıraktım ama tümünü anlatacak şekilde hazırlamış olduk. Şimdi düzlem aynada arkadaşlar biliyorsunuz düz bir aynamız var. Görüntü nedir? Birincisi cisimle aynı boydadır. Şimdi AB ise cisimle aynı boyda. Aynaya mesela D kadar uzaklıktaysa görüntü de aynanın arkasında zahiri yani gerçek olmayan ve yine D kadar uzaklıktadır arkadaşlar. D kadar uzaklıkta simetrik çıkar görüntümüz. Boyu boyuna denk çıkar. Aynaya olan uzaklıkları eşittir. Düz çıkar arkadaş. Düz ne demek? Düz bakın bu AB ise bu da AB yani yukarıda çıkar. Ve zahiridir, sanaldır. Yani imajineridir. Üçü de kullanılır. Zahiri, sanal, imajineri. Ne demek arkadaşlar? Aynanın arkasındadır görüntü. Yani gerçekte bir yerde değildir. Bu o zaman ne dedik? Düzlem ayna için bunları söyleyebiliriz. 1. Görüntü gerçektir. 2. Cismin boyuyla aynı. 3. Aynaya olan uzaklıkları eşit. Aynaya olan uzaklıklar eşit. Evet. Bu düzlem ayna için yeterli olacaktır arkadaşlar.
Peki geldik çukur aynaya. Çukur aynada işler biraz değişecek arkadaşlar. Çukur aynada bildiğiniz üzere mesela şimdi şu çukur ayna, şu da asal ekseni, odak var, merkez var, bir de sonsuz. Şimdi arkadaşlar cisim eğer sonsuzdaysa, sonsuz şu demek, mesela çukur aynanın odağı 10 santim, merkezi 20 santim de biz 10 metre uzaktayız. Yani bunlara oranla çok uzaktayız. Şimdi demek ki cisim sonsuzdaysa nokta şeklinde görünebiliyor görüntü. Nokta şeklinde. Sonra biz bu sonsuz dediğimiz yerden merkeze kadar gelirken görüntü arkadaşlar yine ters olacak şekilde büyüye merkeze geliyor. Ve merkezde cisimle aynı boyda oluyor. Ama merkeze gelene kadar görüntü ters ve cisimden küçük oluyor arkadaşlar. Sonrasında biz bu cismi odağa kadar getirdiğimizde görüntü büyüye ters olarak sonsuza kadar gidiyor. Ve odağa geldiğimizde görüntü kayboluyor, sonsuzda diyoruz. Sonrasında odakla tepe noktası arasına getirdiğimizde cismi bu sefer arkadaşlar bakın şöyle atalım. Böyle daha büyük, aynanın arkasında daha büyük ve düz bir görüntü çıkıyor. Yani çukur aynada ne çıkıyormuş? Bir nokta şeklinde gerçek olabiliyormuş. Bakın aynanın önündekilere gerçek diyoruz. Işınların kendisi kesişirse görüntü gerçek olur. Yani bir cisim sonsuzdaysa görüntü odakta nokta şeklinde olabiliyor. Sonra arkadaşlar getirdikçe merkeze doğru büyüyor ama cisimden küçük ters olabiliyor. Merkezde cisimle aynı boyda ters ve hep gerçek. Gerçekler ters oluyor görüntüleri. Sonrasında arkadaşlar ne oluyor? Odaktan sonra da düzleşince de cisimden büyük oluyor. Yani bunların hepsini çukur ayna yapabiliyor. Peki çukur ayna da bunu yaptı. Tümsek ayna ne yapıyor arkadaşlar? Tümsek ayna çok basit bir şey yapıyor. Tümsek aynada bütün görüntüler aynanın arkasında yani sanal. Ve hepsi nedir arkadaşlar? Cisimden küçük ve düzdür. Bunu unutmayın. Hepsi cisimden küçük ve düzdür. Evet arkadaşlar bu yazılı çalışmasıyla şöyle baştan itibaren bir almaya çalıştım. Boşluk doldurmayla, doğru yanlışla epeyce bir konu anlatmaya çalıştım. Sonrasında da örnekleri çözdük. Umarım başarılı olacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çalışmaya devam. Görüşmek üzere.